Bir kere öncelikle kısalığın sebebini mutlaka anlamış olmamız gerekiyor. Mutlaka teşhis koymamız gerekiyor öncelikle. Kısalığın sebebini anladıktan sonra büyümesi bittiğinde bu çocuğun kısalığının kaç santimetreye ulaşacağını hesaplayıp öngörmüş olmamız gerekiyor. Bunu hesaplayabileceğimiz yöntemler var. Örneğin bir çocuğun fark ettiğimizde kısalığı 3 santimetre olsun bir bacakta. Büyüme bittiğinde yani 16-17 yaşına geldiğinde bu kısalık kaç santimetre olacağını hesaplayabilirsek bu çocukta en uygun uzatma zamanının ne zaman olacağını öngörebiliriz. Yani bir ameliyatla mı uzayacak yoksa iki ameliyat mı gerekecek yoksa beklemek mi gerekir tedaviye ne zaman karar vereceğimizi tamamen teşhis koyup önümüzü gördükten sonra karar vermemiz gerekiyor.